Hoş geldiniz, Hoş teşekkür ediyoruz, Hoş, Evet, Bugün hem dernekten bahsedeceğiz hem de Ramazan ayında yaptığınız faaliyetlerden bahsedeceğiz. Beşir Derneği kendi geliştirdiği ve bütün STK'lara da aslında e, tavsiye ettiği yardım modeliyle ihtiyaç sahiplerine yardımlarını ulaştırıyor. E, sadece Ramazan'da değil, e, diğer evet. aylarda da aslında e, bu e, yardımları ulaştırmaya çalışıyorlar. Ramazan ayı içerisinde neler yaptınız? Evet, öncelikle teşekkür ediyorum. Beşir Derneği insani yardım odaklı çalışan bir e, uluslararası kuruluş olarak Hı. faaliyet gösteriyor. E, 12 ay boyunca yapmış olduğumuz yardım ve e, destekleme faaliyetlerimizi tabi Ramazan ayında daha da artırarak e, Ramazan'ın en güzel şekilde e, tüm kesimler tarafından geçirilmesini sağlamaya çalışıyoruz. Beşir Derneği olarak e, Ramazan ayında hem Türkiye'de ağırlıkla Türkiye'de ...ve yurt dışında birçok mazlum coğrafyada e, faaliyetlerimize başladık, sürdürüyoruz ve devam ettireceğiz inşallah. Eşir Derneği olarak e, gıda e, yardımlarımız Ramazan ağırlıklı geçiyor. E, sıcak yemek e, çalışmalarımız var. Aşevlerimizde pişirmiş olduğumuz yemekleri e, Kilis, e, Cerablus ve e, Arakan kamplarında... Her gün binlerce aileye ulaştırıyoruz. Evet. Yine aynı şekilde Beşir Derneği bayrama yönelik çocukların, yetimlerin ve ihtiyaç sahibi ailelerin bayramlıklarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bizim özellikle Beşir Derneği'nin bu Ramazan ayında ve daha önceki yapmış olduğumuz iki Ramazan ayındaki çalışma ön plana çıkan projemiz Bir kap Bir Kalp projesi. Hı hı. Bu projedeki amacımız... Farklılık Genel, yaratabilmek e, için. farklılıkları ha? farklılık oluşturabilmek ve geleneklerimizi yaşatabilmek aslında ee, insanların kendi elleriyle e, pişirdikleri, hazırladıkları yemekleri ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına kurabilecekleri bir proje geliştirdik ve gerçek anlamda da e, ciddi anlamda da sahiplenildi bu proje. E, dünyanın en büyük iftar sofrasını gönüllerde kuralım sloganıyla iki yıl önce başladığımız hı hı. bu projede. 2019 Ramazan ayı içerisinde 223 bin kişiye ulaştık sıcak yemek. 223, 223 kişi. bin kişilik bir sıcak yemek organizasyonu ulaştı. Ulaştı çalışmamız buradaki amacımız şuydu: Her ne kadar aşevlerimizde biz yemekleri pişirip dağıtıyor olsak da, her ne kadar hazır yemek sitelerinden gelen yemekleri ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor olsak da insanların yani bağışçılarımızın veya da sizlerin bizlerin kendi evlerinde misafir eder gibi o günkü menüleri neyse beş kişilik daha fazla yapmak suretiyle o yemekleri alıp içinde kardeşliğini, sevgisini muhabbetini katıklar o yemekleri alıp e, iftar edecek durumu olamayan kıt ve e, sıkıntı içerisinde geçinen ailelerin iftar sofralarına taşımak o o evdeki muhabbeti diğer eve e, bir kardeşliği taşıyarak. O muhabbeti ve kardeşliği tesis etmekti. Yani 8 binden fazla gönüllü da bu organizasyonu 3 yıl sonunda 223 bin kişilik bir kapasiteye ulaştırdık. Bu kapasite belki 300 bin 400 bin de olabilirdi ama sahadaki ekiplerimizin yeterliliği kadar bir kota koyduk aslında. Kotayla sınırlandırdığımızdan aslında bu sayılarda kaldık. Bağışçılarımızdan çok yoğun talep olması ama sahanın da çok dağınık olması çünkü bir mahalleden başka bir mahalleye ve birden çok eve bu yemekler taşınabiliyor. Bunun için de ekip ve ciddi anlamda bir organizasyon gerekiyordu. E bu sene 223 bin seneye belki daha fazla aileye bu çalışmayı ulaştırmak suretiyle inşallah Ramazan'ı en iyi şekilde, ruhuna uygun bir şekilde geçirmiş olacağız. Evet, şimdi proje ve etkinlik noktasında aslında sizin derneğe ayıran, ayrıştıran bir bölüm daha var diğer STK'lara oranla siz bahsettiniz bir kap bir kalp evet. projesi diye diğer STK'lardan ayıran özellik nedir size? Şimdi aslında yani ayıran özellikten ziyade yani tüm insani yardım kuruluşları bir mahsun bir mahcup bir kimsesiz yolda kalmış yetim ya da desteğe ihtiyaç olan herkesin elinden tutmanın gayreti içerisinde hı hı. beşir Derneği de bu amaçla kurulmuş bir dernek. Biz bu süreci sadece yardım toplayıp yardım dağıtmak yerine daha nitelikli hale getirmek istiyoruz. Bireysel yardım metodunu ortaya koyduk, projesini ortaya koyduk. Gerçek ihtiyaç sahibini bulduktan sonra gerçekten neye ihtiyacı olduğunu tespit edip o yardımı ona ulaştırmak aslında yardımlaşma modeli olarak uygulanmalı. Bugüne kadar da Beşir Derneği de olsun birçok dernekler de olsun süre gelen şey şuydu ki topladığımız yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaktı. Ama e, elimizdeki malzeme kadar karşı tarafa faydamız olabiliyordu. Hı hı. E, biz bu nitelikli yardım modeliyle her ay e, bizim düzenli yardım ulaştırdığımız yaklaşık 15 binden fazla aile var. Her ay bu aileler aranmak suretiyle o aylık ihtiyaçları neyse, sipariş alır gibi siparişlerini alıyoruz ve kişiye özel bir yardım paketi hazırlanıyor. Hı hı. Bu aynı gıda olabilir, giyim olabilir, temizlik malzemesi olabilir veyahut da temel evlerindeki temel ihtiyaçları ilgili diğer ihtiyaçlar olabilir. 12 bölge lojistik yapımızda hazırladığımız bu yardım paketlerini her ay düzenli olarak 15 binden fazla aileye ulaştırıyoruz ve her ay farklı bir içerikteki paket aileye gidiyor çünkü ihtiyaçlar ve o ayki e, istekler değişebiliyor. Bu amaçla yani gerçek ihtiyaç sahibini bağışlarımızın vermiş olduğu emanetleri gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırabilmek ve gerçekten ihtiyacını giderebilmek adına bu projeyi önemsiyoruz ve bunun geliştirilmesiyle ilgili işte saha çalışmalarımızı, akademik çalışmalarımızı, e, otomasyon yazılımlarımızı, yardımın ve takip edilmesiyle ilgili şeffaflığı ve raporlanabilir olmasıyla ilgili bu teknolojik altyapı çalışmalarımızla sürdürerek vakıf medeniyetinin torunları olan bizlerin gerçekten o medeniyete yakışır bir şekilde yaptığı insani yardımları hem insani insanlık onuruna yakışır bir şekilde hem de gerçekten insanların ihtiyacını karşılayacak bir nitelikte olması için ...aslına gayret gösteriyor Beşir'den. Şimdi e, aşevlerinden de bahsettiniz. Arakan'da bulunan e, evet. Bambu Kent Sahra Hastanesi'nin aşevi e, yemeklerinden evet. biraz da bahsedelim. Örnekler verelim. E, çünkü siz e, hani gittiğiniz zaman oradaki insanlarla karşılaşıyorsunuz. birebir bir e, görüşüyorsunuz. En azından göz göze temas içerisinde evet. bir iletişim kuruyorsunuz. E, oradaki atmosferi de anlatarak faaliyetlerinizi sürdürelim. Şöyle biliyorsunuz Arakan'da e, Myanmar'da yaşanan soykırım ve e, çatışmalar e, yok etme ve e, e, bulundukları kentleri terk etmelerini sağlayacak baskıcı bir e, e, rejimin sonucunda Arakanlılar Bangladeş'e e, çeşitli kamplara sığınmak ihtiyacı duydular ve binlerce milyonlarca insan bu kamplarda yaşıyor durumdalar. E, biliyorsunuz yağmur ve e, çamur ve çorak olan bir e, coğrafya Bangladeş'in Koks Pazarı mevkii. Burada çok ilkel şartlarda Arakanlı kardeşlerimiz bu kamplarda tabiri caizse yani poşetten evlerde yaşıyorlardı. Beşir Derneği olarak diğer Türk STK'ları ve Afat ve Kızılay'ın yaptığı çalışmalarla beraber Beşir Derneği olarak da biz bin konutluk yaklaşık 8 bin ailenin yaşayacağı, 8 bin kişinin yaşayacağı bir kent orada kurduk. Bangladeş'in Arakan kamplarında. Burada sosyal donatılar da yaptık tabii. Hastanesi yapıldı, e, sağlık e, sağlık ocağı yapıldı, su kuyuları açıldı, Hı. banyolar ve e, çocukların e, e, eğitim alacakları medrese ve okullar, aynı zamanda parklar da inşa ettik. Bununla beraber de oradaki ihtiyaç sahiplerinin e, günlük e, iyaşelerini sağlayabilecekleri bir aşevi kurduk. E, ve düzenli olarak e, bu aşevinden e, oradaki ihtiyaç sahibi aileler, kampta yaşayan ihtiyaç sahibi aileler düzenli olarak bu Aşevimizden istifade ediyorlar. Yine aynı şekilde Ramazan'ın bereketiyle gıda yardımlarımızı, gelen fitrelerin dağıtımlarını bu kamplarda gerçekleştiriyoruz. Bangladeş'te gerçekten Arakanlılara, Türkiye'den giden tüm sivil toplum kuruluşları, devletimizin kuruluşları ve Beşir Derneği orada halkımızın cömertliğini ve hayırseverliğini, şefkat elini orada Ramazan boyunca da sürdürmenin gayreti içerisindeler. Biz de kendim de gittim çalışma arkadaşlarımız da sürekli sahadalar gerçekten insanlar sizi bizi gördükleri zaman yani Türkiye'den gelmiş insanları gördükleri zaman bir ümitle bir muhabbetle bakıyorlar açlıklarını unutuyorlar çünkü kilometrelerce uzakta yani çok uzak bir yerden birileri gelmiş ve onlar için bir şeyler yapıyor bu oradaki kardeşliği muhabbeti en üst seviyeye taşıyor ki hani Ramazan sevinci çok başka yaşanıyor. Tüm kamplarda Suriye kamplarında, Arakan kamplarında, Yemen'de yani mahzun olmalarına rağmen bir Ramazan sevincini görebiliyorsunuz. Oradaki çocukların neşesinde, işte insanların o koşuşturmasında, iftar telaşında bu sevinci görebiliyorsunuz. Gerçekten Ramazan iklimi tüm coğrafyalarda bir sevinç kaynağı olmuş tabii. oluyor. Şimdi tabii yüzden fazla su kuyusu binlerce evet. can diyorsunuz ve bununla birlikte Ramazan'dan sonra da zaten bayram gelecek. Evet. Kurban kesimleri, gıda dağıtımları bu yönde çalışmalarınız var mı? Tabii bayrama yönelik bayram paketlerimiz var. Bağışçılarımızın sayesinde hazırlamış olduğumuz bayram paketleriyle Türkiye'nin 237 noktasında temsilciliklerimizin olduğu bütün noktalarda bu bayram paketlerini dağıtacağız. Yine Hı. Suriye kamplarında, Yemen'de, e, Arakan'da, e, Sudan'da, Somali'de, Afganistan, Pakistan gibi birçok aslında mazlum coğrafyada biz bu çalışmaları yapacağız. E, kurban tabii ki bizim e, milletimizin hani adak şükür akika gibi e, çeşitli dini vecibelerle veyahut da hayır amaçlı olarak bağışladığı kurbanları Türkiye'de ve dünyadaki tüm mazlum e, coğrafyalarda keserek et paylarını buradaki ihtiyaç sahibi ailelerin bu ihtiyacını gidermek için var gücümüzle çalışmaya gayret sarf ediyoruz. Bu, bu anlamda kurban önemli bir çalışma çünkü kurban bayramı var bunun sonunda. Ramazan bitiyor ama maalesef dünyadaki açlık sefalet ve ihtiyaç sahipliği bitmiyor ve her geçen günde artıyor. Bakın dünya insanlık Mars'ta hayat arıyor aslında dünyada kaybolan hayatlardan birçoğumuz bir haber olarak yaşıyoruz. Bugün 60 milyondan insan, 60 milyondan fazla insan açlık, susuzluk, yerinden edilmişlik gibi durumlar sebebiyle perişan bir şekilde yaşıyor. Biz bunu sahaya indiğimiz zaman görebiliyoruz, yaşıyoruz. Onun için bir, bir dilim ekmek dahi, bir hurma dahi, işte bir kurban hissesi, bir kumanya paketi, bir bayramlıkla o insanların yanında olabilmek. Hani Belki onların bütün ızdıraplarını dindirecek bir gücümüz yok sivil toplum kuruluşu olarak. Yani keşke Türkiye Cumhuriyeti gibi birçok devlet bu mazlumların yanında olmaya, onların sesi olmaya gayret etse de bu e, e, sefalet giderilebilse ama biz STK'lar anca aldığımız bağışçılardan emanetleri onlara götürmek suretiyle bir nebze olsun yaralarına sarabilmek ve onların ee, yarına ümitle bakabilmelerini sağlayabilmek için aslında çalışıyoruz. Evet, şimdi bağış yapmak isteyenler olacaktır. Nasıl evet. ulaşsınlar sizin derneklerinize? Yani Beşir Derneği'nin web sayfasından online bağış yapabilirler. Tüm kategorilerimizde zekatlarını, fitrelerini, genel bağışlarını, kumanya, bayramlık ve diğer e, işte su kuyusu gibi diğer farklı alanlardaki bağışlarını online bağış yapabilirler. E, Besir.org.tr adresinden Aynı şekilde çağrı merkezimizi arayarak çağrı merkezimiz üzerinden bu çalışmayı yapabilirler. Hani ufak da olsa sadaka vereyim diyorlarsa Beşir Derneği'nin 40 -32 SMS hattından 10 TL, SMS atmak suretiyle 10 TL bağışta bulunabilirler. Onların verdikleri küçücük bağışlar gerçekten çok büyük bir hayra vesile oluyor. Yani bağışın azı çoğu da çok önemli değil. Önemli olan paylaşabilmek Tabii. Ramazan'ın ruhunda paylaşabilmektir. Herkes Ramazan imkan öyle zaten. herkes imkanı dahilinde paylaşabilirse biz de kardeşliğimizi tüm dünyayla paylaşmış oluyoruz. Evet. Ama şunu da belirtelim sadece Ramazan ayında değil Ramazan ayı dışında da çalışmalarınız devam ediyor ve sürüyor. Tabii Ramazan bizim için ve diğer hizmet ettiğimiz ihtiyaç sahibi aileler için aslında bir muhabbet sevinç ayı ama Bitince her şey bitmiyor. Ee, aynı ızdırap devam ediyor, aynı yoksunluk devam ediyor. Bir şekilde bu ailelerin e, kendilerine yetebilir hale gelmeleri için beşir derneği olarak, diğer sivil toplum kuruluşları olarak var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Tabii ki başlarımızın desteğiyle. Evet. Peki çok teşekkür ediyoruz.